taraftar yorumu 2 saatin çalındı. BBB 2 takımı da 2-3 yazsa yenilir. Yani ligin bu döneminde bence iki takım hem puan açısından hem de mazeret değil gerçi bunlar. Yani bir de inanılmaz bir sıcak vardı. Yani yürümek bile zor. İkinci devre özellikle biz biraz da atak gördük ama bence de yani vasatın üstüne çıkmayan bir maçtı işin açıkçası. Lig sonunda iki takımın da ligi garantilemiş olması veya puan durumunda rahat olması tabii tempo düşüyor. Bizim özellikle ön taraftaki üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yani ligin yorgunluğu çökmüş gibi oyunculara. Tabii benim istemediğim bir tempo ama kabul etmediğim bir tempo ama yani yapacak da bir şey. İkinci devre 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha üretken oyuncular aldık. Yani İrfan'ı aldık işte. Yine bir atıldık. Yine bir 10 kişi kaldık. Yine alışkanlığımız devam ediyor. Yani vasatın üstüne geçmiş maçtı. Bence 11-11 olsaydı normal bir sonuç diyebilirim. Ama bir 40 dakika oynayan rakibi de yenmemiz gerekiyordu. Özellikle ön taraftaki oyuncu biraz daha hareketli olup maçı kazanmamız gereken bir maçtı ama yani iki takım içinde orta saha mücadelesinde geçen pozisyonu az bir maç oynadık diyebilirim. Evet. Tosu çıkarmayız hocam. İrfan kırmızı kart gördü. Olanlarla oynayacağız. Ne yap? Ne yap? Genelde kapatmış sezonu. Belli değil. Bakacağız. Bir MR çekilsin de alt adalesinde bir çekme oluştu onun. Alt adalesinde. Ondan sonra yani yapacak da bir şey yok. Yani Uğur'un durumu iyi. Yani bir tane oraya bir Ahmet cezalı bildiğiniz gibi. Ahmet Çalık cezalı. Kosto'yu 4. sarı kartı görmesin için aldık zaten. Biraz daha üretken olalım diye. Ya birilerini oynayacağız yani. Evet, son saniyede yine kırmızı kartı ne diyorsunuz? Efendim? Son saniyede yani 96, 4. dakikada kırmızı kartı. Ya işte bazen önüne geçemiyorsunuz. Yani bu bizim son dönemde biraz alışkanlığımız oldu ama orada ondan önce de Bilal'in kart görmesi gerekiyordu. Kırmızı kart. Görmesi ikinci sarı karttan. Onu da lütfen atlamayalım yani. Tamam. Başka soru var mı? Sağ olun. İzle mais importante. Un point important ismi presente. Öncelikle bizim için önemli bir puan kazandık. Oyun hakimiyeti 90 dakikaya baktığımda Akhisar Spor'un üzerindeydi. İyi baskılar yaptık, iyi baskılı oynadık. Gol pozisyonuna girdik ama ikinci yarının başında bir futbolcumuzu kaybetmemiz bizi biraz daha geri çekti. Biz geri çekince de gençler biraz daha atak yaptılar ama biz savunma yapıp bir puan ayrıldık buradan. Soru var mı? Buyurun. Carlos'tan samimi bir cevap almak istiyorum. Un respuesta sincera. Bugün oynanan futbol bir Süper Lig kalitesine yakışır bir futbol muydu? Ve Türk futbolunun hakikaten bu kalitesizliği hakkında neler düşünüyor? O time que merecia jogar para a Super Liga era o Bacinhos, né? Capacidade de jogo, capacidade de jogo deles. Se o adversário também saísse um pouco mais para jogar, seria um jogo mais bonito. Eğer rakip takım biraz daha oynama isteği olsaydı, biraz daha oynasaydı, belki her iki takım için de güzel maç olacaktı. Ben de Türkiye takımının da kaliteli. Ama açık söylemesi gerekirse Türkiye'de çok kaliteli futbolcular ve takımlar var. Muitas vezes a culpa do treinador de não colocar o time tão ofensivo. Bazen Türkiye'de hocaların hataları, takımı ofansif oynatmaya. Kavaşkın Jeral, futbol turku teki melora in tu. Genel olarak bakıldığında Türk futbolu daha iyi ilerlemesi lazım, daha iyi olması lazım. Jogadores, trenadores, árbitros. Futbolcular, sonra hocalar ve hakemlerin daha iyi kaliteli olması lazım. Bu Jeral, Brazil também está no top. Yani Brezilya'da bile o kadar en üst seviyede değil. Futbol işi var mı? Son zamanlarda dengeli bir takım var. Mesela Türkiye dengeli takım var. Ama tekrarlıyorum, Türkiye'de çok kaliteli oyuncular ve futbolcular. Temos que começar a fazer escola de futebol na Turquia. Buradan da bir hatırlatma yapayım. Türkiye'de futbol okullarının açılması önemli. Logo-logos vão sair outro Arda, vão sair outro Rusku, vai sair outro Bilal, vai sair outro tanto jogador de outro. Eğer futbol okulu açılırsa yakın zamanda yeni bir Arda, yeni bir Bilal, yeni bir kaliteli futbolcu olacaktır. Bir şey de. Okay. Desculpa pela excepção, desculpa pelo juiz no jogo mesmo. Eu É o estresse mesmo de querer ganhar o jogo. Estresse, casar mais tempo. Desculpa. Eu estou de olho, senhor.